İstasyondan hepinize selamlar dostlar. Bu bölümde yetenekleriyle kullanıcısını mest eden hem virajda, asfaltta, uzun yolda hem de arazide tali yolda gidebilen, şehir içi kullanımda da hiç de fena olmayan performansıyla kullanıcısıyla bağ kuran, alma isteği uyandıran bir motosikletle birlikteyim. Bu bölümdeki konuğum KTM 390 Adventure. Hazırsanız hadi başlayalım. Adventure'ı iki cümleyle ifade edebilirim. Bunu düşündüm. Bu motosiklet size en iyi şekilde nasıl anlatabilirim diye. Bu motosiklet başlangıç ve ötesi aynı zamanda bir motosiklet çok şey. Çünkü içerisinde barındırdığı özelliklerle bir kullanıcının beklentilerini oldukça fazla şekilde karşılıyor. Baktığınız zaman sınıfında en iddialı rakiplerinden boy boy önde koşan bir yerde duruyor. Baktığın zaman bu sınıfta hemen 310 GS'i görüyoruz, Versus 300'ü görüyoruz, şimdi birkaç tane daha model var. Bu başlangıç ve ötesi sınıfta 390, KTM 390 ADV'si ise rakiplerinden hem teknolojik olarak hem performans olarak çok önde bir yerde duruyor arkadaşlar. Bunu detaylarla birlikte anlatmaya devam edeceğim. İsterseniz ilk önce tasarımla başlayalım. Tasarıma geldiğiniz zaman hemen makineye baktığınız zaman büyük bir motor görüyorsunuz. Hatta şunu da söylemekte fayda var. Normalde bu motosikleti videolarda, fotoğraflarda baktığınız zaman böyle biraz daha çirkin, biraz daha hitap etmeyen gibi geliyordu bana. Ama yanına geldiğiniz zaman kesinlikle çok daha karizmatik, çok daha iyi işler çıkartabilen, çok daha güzel gören, duran bir motosiklet olduğunu fark ediyorsunuz arkadaşlar. Tasarıma konuşmaya başladığımız zaman zaten artık KTM ile bütünleşmiş olan kafa tasarımı ön tarafta görüyoruz. Ve tabii ki de şöyle bir şey var. KTM tasarım konusunda öyle bir çizgide ilerliyor ki sevenlerin çok sevdiği, sevmeyenlerin ise beğenmediği bir pozisyonda kalıyor. Ama dediğim gibi, az önce de dediğim gibi, yanına geldiğiniz zaman motosikletle biraz yakından, biraz vakit geçirdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki bu motosiklet kesinlikle çok daha karizmatik, çok daha güzel. Ön tarafta LED bir aydınlatma var. Artık KTM ile bütünleşmiş bir pozisyonda. O aydınlatma geceleyin gerçekten Şimşek McQueen gibi ortalığı aydınlatıyor. Mükemmel bir aydınlatma sağlıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz birçok kullanıcı artık ekonomik oluşan durumlarla da beraber ya bir motosikletim olsun, ben bu motosiklette uzun yola gidebileyim, gerektiği zaman araziye gidebileyim ve istediğim zaman da viraj yapabileyim istiyor. Tabii bu üç özelliği, bu çokça özelliği bir motosiklete birleştirebilmek çok büyük bir mühendislik gerektiriyor. KTM kesinlikle bu motorun tasarımını yaparken bunları, bu motoru üretirken, bu motoru geliştirirken bunları hedeflemiş. Oturuş pozisyonuyla ilk önce konuşmak istiyorum. Motosikletin üzerine oturduğunuz zaman normalde alışılmış adventure oturuşunda ön tarafta bir aşağı doğru bir gömülme, ön tarafın biraz daha yukarıda olması ve bir şeyin arkasında bir sürüş yapıyormuş hissiyatı olur ya, biraz daha naked bir makinenin büyüğüne oturuyormuş gibi bir hissiyat uyandırıyor insana. Hani dedik ya, her şeyi yapabiliyor, her şeyden var bu tabağın içerisinde. O anlamda da biraz daha sportif kullanıma kesinlikle geliyor. Arazide bazı dezavantajları oluyor. Biraz da ön tarafa yakın olduğun için işte biraz daha zorlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Araziye geldiğimiz zaman ise ne yapacak diye makine düşündüğümüz zaman, aslında demiştim ya, her yol için yapılmış bir motosiklet. Burada işler gerçekten çok yolunda gidiyor. Süspansiyonlar öyle güzel çalışıyor ki bir tek kafanızda şöyle soru olabiliyor. Bu makina tel jantlı bir motosiklet değil. Acaba arazide sorun yaşayacak mıyım diyorsun. Ama işler gerçekten yolunda. Tel bir jant olmamasına rağmen süspansiyonlar o kadar iyi çalışıyor ki gerçekten muazzam işler çıkartıyor motosiklet. Zincire baktığınız zaman zincirli de X-Ring kullanılıyor. Bu X-Ring ile beraber de hani ola ki yağmura, börtüye, böceğe girdiğin zaman buradaki yağ hüzmeleri burada kalarak yağlamayı sağlıyor. Çok mu önemli? Belki çok önemli değil. Ama şöyle bir durum var. KTM'in bu sınıfta kullanıcısına neler verdiğini gerçekten çok iyi bir şekilde gösteriyor. Herkesin merak ettiği bu motosikletin kalbinde ne var? Bir motor bloğundan bahsetmek gerekiyor. Tek silindirli 373 cm3 double overhead cam bir bloğa sahip. 9000 devirde maksimum gücünü 44 beygiri veriyor. 7000 devirde de 37 Nm torkunu veriyor. Maksimum torkunu veriyor.
Tabii ki de bu torku ve gücü size böyle çıplak bir şekilde vermek bir anlam ifade etmiyor olsa gerek. Bunu hemen ağırlıkla ilişkilendirmek gerekiyor. Gaz koluyla ilgili şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Nasıl bir sıkıntı yaşıyorum? Motor yüksek devir çalışmak isteyen bir motor bile o. O yüzden de sürekli gaz kolunu açmanız gerekiyor. Bu aslında bir problem bilir diye düşündüğünüz zaman şöyle. Böyle araziye yönelik bir makinede düşük devirlerde biraz daha fazla tork arıyorsunuz. Tabii kullandıktan sonra buna alışmaya başlıyorsunuz. Artık bu gaz kolunu biraz daha yüksek devir çevirtmeye başlıyorsunuz. Ve böyle güzel arazilerde o zaman işte motosikletin gerçek performansını yaşamaya başlamış oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden belki ilk başta kullanırken bazı dostlarım şu gaz kolunun ayarı ile ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilir. Ama bunu kullanmaya alıştıktan sonra artık böyle güzel yollarda da çok güzel bir şekilde gazlayacaksınız. Demiştim, ayaktayken de böyle bir uzun cam taktığınız zaman belki o naked oturuşundan dolayı bir sorun yaşama ihtimaliniz var. Çünkü biraz önde oturuyorsunuz. Bu önde oturuşla beraber kafanızı ön tarafa vurma ihtimaliniz oluyor. Bunlarla ilgili belki bir sorun yaşayabilirsiniz. Motosikletin kuru ağırlığı 158 kilogram. Full dolu depo yağın yakıtını koyduğun zaman da 172 ile 175 kilogram arasında bir yerlere geliyor. Güç ağırlık oranında 0.25'leri yakalıyor. Bu gerçekten çok iddialı bir yere geliyor. Bu motosiklet zaten arkadaşlar asıl şovu ağırlıktan yapıyor. Ağırlıkla beraber, düşük ağırlığıyla beraber motor bloğunun güçlü oluşuyla da gerçekten uzun yolda gazlarken kullanıcısına çok iyi şeyler hissettiriyor. Torku ve gücü transmisyonda 6 vitesle kontrol ediyorsunuz. Ama hemen burada bir parantez açmak gerekiyor. Normalde alışılagelmiş adventure makinede düşük devirlerde tork beklersiniz. Makineden o arazide giderkenki sürünmeleri yapabilmesini beklersiniz. 7000 devirde torku, 9000 devirde gücü verdiği için bu motor bloğunda biraz daha yüksek devir çalışmanız gerekiyor. Neydi alışılagelmiş motor bloğunda, adventure makinalarda nedir? Düşük devirlerde yüksek tork vardır. Siz trotolu, gaz kolunu biraz açtığınız zaman o sürünmeleri, o gidişleri arazide yapabilmeniz gerekiyor. Burada öyle değil. Buna alışık değilseniz buna kesinlikle bir alışmanız gerekecek. Motorun sürekli yüksek devir çevirmesi gerekiyor. 3000 devirin altında 2500 devirlerde falan böyle bir stop edecek noktasına geliyor. Zaten bu birçok insanın şikayeti. Aynı zamanda üst devirlerde de 7000 devir geçtikten sonra da bir titreşim geliyor. Peglerde bir titreşim geliyor. Bu da tek silindirli olmasını vermiş olduğu bir dezavantaj. Bunlara alıştıktan sonra çok daha konforlu yolculuklar yapabiliyorsunuz. Uzun yolda süretiniz 165'ler falan yapabildim maksimum gaz açıp. 100 kilogram civarında bir insanım. İşte 170 yaptım, 175 yaptım diyenler var. Ben o kadar yapamadım. Trafikte uzun yolda 120'lerde, 110'larda çok rahat bir şekilde gidebilirken 135-140'lara çıkıyorsunuz, iniyorsunuz. Hani oralarda böyle bir dans edebiliyorsunuz. 100'e 140 arasında böyle bir hareket alanınız var. O anlamda da zaten başlangıç ötesi diyorum ya. Başlangıç öteliği de buradan da geliyor. Frenlere geldiğimiz zaman KTM her zaman olduğu gibi fren konusunda gerekeni yapmış. Makina muazzam duruyor. Üzerinde Bosch'un ABS sistemi var. Bununla beraber mükemmel bir uyum var. Zaten burada süspansiyon ve şasinin de hani ağırlığın falan mükemmel etkileri var. Ayrıca üzerinde ne var arkadaşlar? Viraj ABS'si var. Mükemmel. Bu ABS'yi araziye girdiğiniz zaman yine mükemmel gösterge panelinden, TFT ekrandan, kollardan kumanda ederek arazi moduna göre alıyorsunuz. Yalnız burada şöyle bir durum var. Hani alışılagelmiş gibi arazide ABS'yi kapatıyorsunuz gibi bir durum yok. Reaksiyonlarını araziye uygun bir hale getiriyorsunuz. Süspansiyonlara geldiğimiz zaman WP'nin Apex süspansiyonları var. Gerçekten benim kullandığım en iyi süspansiyonlardan. Süspansiyonların hem sönümleme hem de geri sekme ayarlarını üzerinden elle ayarlayabiliyorsunuz. Arka tarafta avadanlıkta bulunan süspansiyon ayar anahtarınızla da arka süspansiyonu araziye yönelik bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oturuş pozisyonuna geleyim arkadaşlar. Oturuşta oldukça yüksek bir sele var. 855 mm. O yüzden de makinenin üzerine oturduğunuz zaman bayağı yukarıdasınız. Eğer bir boy sorununuz varsa bu motosiklet size göre değil. Baştan söyleyeyim. Yukarıda bir oturuş var. Önde bir oturuşu var. Hemen teknolojik özelliklerinden bahsetmeye devam edelim. Makine öyle bir geliyor ki mükemmel bir TFT ekran var. KTM'in MyRide uygulamasından buraya bağlanabiliyorsunuz. Telefonunuzu cevaplayabiliyorsunuz. İşte interkom aracılığıyla aynı zamanda müziklerinizi değiştirebiliyorsunuz. Bunu kütüklerin üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yola gidecek adamlar için yapılmış ya bu makine. Hemen ön tarafa navigasyonunuzu, GPS'inizi koyabileceğiniz bir yer bırakılmış durumda. Bu da gösterge panelinden bahsetmişken gösterge paneliyle dashboardla ilgili tek şöyle bir dezavantajlı durum olabiliyor. Ben bunu görmedim. Bu motosiklette de yok. Ekranın su alıp buğu yaptığı söyleniyor. Bu
fonksiyonlarına zarar vermiyor ama tabii ki de can sıkıcı olabiliyor. Eğer buna takılıyorsanız böyle bir kusuru olabiliyor dostlar. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çok güzel ince detaylardan biri. Zaten evcil korumalarla beraber geliyor motosiklet. En güzel yani üst segment özellikler. Gerçekten KTM burada bir Duke gibi hissettiriyor kendini. Hep Duke serisi de var ya, bu bir adventure makine ama böyle kendinizi özel hissettiriyor. Easy Start var. Yani nedir? Elektronik bir marş motoru var. Marşa bastığınız anda böyle uzun bir şekilde marş yapmıyorsunuz. O kendi kendine marşa aldırtıyor. Elektronik bir gaz kolu var. Bu mesela arka taraftaki demir bile buraya sanki böyle bir softbox koyabilecekmiş şeklinde aldırtmışlar. Bu da insanı gerçekten her an yolu hazır, her an gidebilecek hissiyatı veriyor. Bu da çok güzel oluyor. Orijinalde ön taraftaki cam oldukça kısa geliyor. Çünkü ön cam uzadığı zaman motosikletin gidon pozisyonundan dolayı ayağa kalktığınız zaman suratınıza vurma ihtimali var bu şekliyle. Ama uzun yola çıkıyorsanız kesinlikle bir ön cam gerekiyor. Naked gibi oturuyorsunuz dedim. Biraz daha önde çok fazla rüzgar alıyorsunuz. Bizim aldığımız motosikleti Onur arkadaşımız sağ olsun önüne uzun bir cam koymuş. Bizim için de büyük bir kolaylık oldu. Eğer uzun yola çıkacağım diyorsanız da böyle bir şeyler koyabilirsiniz. Bu motosikletin üzerinde GP'nin koruma demirleri var, takozları var, egzoz koruması var. Bunlar da oldukça güzel şeyler. Egzoz tasarımını herkes de olduğu gibi ben de beğenmedim. Egzoz tasarımı biraz daha güzel olabilirmiş gibi hissettirdi bana. Lastiklere geldiğimiz zaman evet lastikler araziye uygun. Arazide kesinlikle iyi işler çıkartabilen bir lastik ama virajlarda, yağmurlu havalarda, asfaltta falan biraz acaba dedirtiyor. Zaten bir lastikle her şeyi almanız mümkün değil arkadaşlar. O yüzden lastik konusunda biraz daha kullanımınız neye ağırlık veriyorsanız kullanımda ona yönelik bir lastik seçmeniz gerekiyor. Aynalar gayet iyi gösteriyorlar arka tarafı. Onlarla ilgili bir sıkıntı yok ama tabii ben aynaların bu diğer bütün özelliklerin yanında biraz daha aşağıda kaldığını düşünüyorum. TFT ekranda bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Ne kadar kilometre kaldı, depodaki benzinle ne kadar yaktınız, ne yaptınız. Şunu unutmadan söyleyelim. 14 küsur litrelik bir depo hacmi var ve ortalamada da 3.7 litre civarında yaktırabildik biz motosikleti. Çok fazla gazlayacağım derseniz 4 litre civarında çıkıyor arkadaşlar. Uzun yolda nasıl diye düşündüğünüz zaman da bununla yengeyle artçıyla uzun yola gidilebilir mi? Gidilebilir, onunla ilgili hiç sıkıntı yok. Arka tarafa bir top case koyarsınız, çantaları koyarsınız. Kesinlikle uzun yola gidebilirsiniz. Bir uzun yolda şununla ilgili sıkıntı olabilir. Çok sürat gitmeye kalkarsanız yani böyle 7000 devirin üzerinde de gitmeye kalkarsanız titreşim belki sizi biraz yorabilir. Selenin sertliği bir dezavantaj olabilir. O yüzden bir buraya konfor sele gibi böyle ufak tefek şovlar yapılabilir. Biliyorsunuz totolar çok önemli. Hassasiyet için buraya güzel bir yumuşak bir sele alınabilir dostlar. Viraj anlamında da düzgün lastik seçimiyle virajlarda çok iyi iş yapacak. Düzgün süspansiyon ayarıyla da arazide de bu lastikler dediğim gibi zaten yeterli. Araziden de böyle biraz daha kötü hani görüyoruz ya YouTube'da da. İşte adam Kazakistan'a gitmiş. Wow işte oralara gider bu. Onu yapar yani bu lastiklerle bu süspansiyonlarla. Bunu kesinlikle yapar arkadaşlar. Kime nasıl tavsiye ediyoruz diye sorduğunuz zaman da işte ben başlangıç ötesi bir motosiklet alayım ama ondan hem gaza basmadığım zaman kendimi güvenli hissedeyim hem de gaza bastığım zaman gidebileyim, uzun yola çıkabileyim, biraz arazi yapabileyim, biraz viraj yapabileyim diyen dostum için kesinlikle biçilmiş kaftan. Başlangıç ve ötesi bu benim yine başlangıç ve ötesi de sınıflandırdığım motosikletlerden biri. Hatırlarsınız daha öncesinde MT25 içinde bu ifadeyi kullanmıştım arkadaşlar. Ve aynı zamanda da bir motosiklet çok şeyi kesinlikle bünyesinde barındırıyor. O yüzden KTM 390 tam da ihtiyaç olunan segmente nokta atışı bir motosiklet yapmış. Böyle düşünen dostlarım da bu motosikleti satın alabilir. Fiyat konusuna geldiğimiz zaman artık fiyat konuşmayı bıraktık. Çünkü fiyatları gerçekten biz videoyu çektikten koyana kadar fiyatlar değişiyor. Onlarla ilgili bir şey konuşamayacağım. Bakım aralıkları ile ilgili yanlış hatırlamıyorsam 7500 kilometrede bir bakıma götürmeniz gerekiyor motosikleti. Motosiklete başlamayı bir motosikletim olsun her şeyi yapabilsin diyorsanız bu motosiklet sizin için uygun olabilir. Bu bölümdeki konuğum KTM 390 Adventure'dı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve bize destek olabilirsiniz. Ayrıca motosiklet istasyonu olarak Instagram üzerinden bize ulaşabilirsiniz de. Orada da elimden geldiğince sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Ayrıca Berkay bir kampanyam var. Abi abone olan atağın, abone olan kimseden abone olma ücreti almıyorum. Ben de böyle bir delikanlıyım. Ayrıca kanala abone olabilirsiniz. Kesinlikle bir kampanyamız var. Ücretsiz bir şekilde herkesin aboneliğini kabul edeceğim. Ben de böyle bir delikanlıyım. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın. Var biraz da. Hacı daha bayağı anlatacağım şey var. Ha. Aynen.
Yüksekte zaten. Berkan müsaadenle ben çekeyim. Motoru paylaşamıyorum. Bana bak 3 kişi binelim video çekiyor.